Efendim şimdi bu şartlarda bir de tabii o kim aday olacak, o aday mı olacak, bu aday mı olacak? Şimdi buradan nasıl geçeceğiz o habere bilmiyorum. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş adaylık sorusuna cevap verdi. Aday olacak mısınız? Ankara halkı Ankara için seçti bizi. Bizden başka bir görev istenirse biliyorsunuz bu altılı masanın görevi. Biz o ne derse ona uyacağız. Muhalefetin aday açıklama takvimi yaklaşırken uzun zaman sonra ilk kez konuştu Mansur Yavaş ve kapıyı açık bıraktı. Millet İttifakı olarak göreceksiniz. Temiz bir Türkiye, aydınlık bir Türkiye, herkesin mutlu olduğu bir Türkiye'yi yeniden inşa edeceğiz. Altı lider Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı konusunda ortak karar alacak ama öncesinde ortak hükümet programı üzerinde çalışılıyor. Bir anlamda seçim beyannamesi. Aralık ayında program netleşecek, Ocak ayı içinde adayın açıklanması bekleniyor. Biz bir isim listesi oluşturacağız. Uygun gördüğümüz isimleri başlayacağız. Liderlerle istişareye. En sonunda o altılı masadan bir beyaz duman tütecek. Beyaz duman tüttüğünde de diyeceğiz ki hayırlı olsun adayımız budur. Bu iki arkadaşımızdan biri aday gösterilirse biz hayır demeyeceğiz de. Hem Ekrem Bey hem Mansur Bey'den başlayalım. Kemal Kılıçdaroğlu kadar olası adaylar arasında isimleri geçen Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu Ankara'da buluştular. 45 dakika baş başa görüştüler Büyükşehir Belediyesi'nde. İki isim de sosyal medya hesaplarından aynı fotoğrafı paylaşıp benzer açıklamalar yaptılar. Belediye faaliyetleri üzerinde konuştuklarını açıkladılar. Adaylık konuşuldu mu renk vermediler. Mustafa Kemal Atatürk'ün çizdiği yola baktığınız zaman bizim için Ankara'yı olmazsa olmaz yapan Cumhuriyet'in burada kuruluşudur. Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu buluşmasından önce Ankara'da bir üniversitede gençlerle buluştu. Projelerini anlatmak için. Ama o soru soruldu. Net bir soru soracağım. Düşünüyorum buradaki herkesin aklındaki sorudur. Aday olacak mısınız? Ben bu soruyu duymamak için hiçbir yere gitmiyorum. Sağ olun sizlerin teveccühü. Ama 6 milyonluk bir şehirde belediye başkanı olacaksınız. Hem de korumasız rahat bir şekilde halkın içerisinde gezebileceksiniz. Daha bundan büyük makamı da tanımıyorum. Yavaş böyle dedi ama altı lidere topu attı. İsmi üzerinde uzlaşılırsa aday olacağını söyledi. Ankara halkı Ankara için seçti bizi. Bizden başka bir görev istenirse biliyorsunuz bu altılı masanın görevi. Biz o ne derse ona uyacağız.